Bizim sıkıntımız 2020'den bu 2023'ten bu yani olan depremden sonra 2 yıl geçti. Hala mahallemizde ne bir çivi çakıldı ne bir bize rezerva konusunda veyahut da yerinde dönüşüm konusunda bilgi verildi. Vatandaşlarımız da mağduriyeti gün geçtikçe artıyor. Konteynerde yaşamak artık zorlaştığı için biz yerinde artık bir dönüşüme, dönüşüm değil, rezerv istiyoruz. Duysun sesimizi. Biz artık evimizi istiyoruz. Vatandaşımızın şikayetleri gün geçtikçe büyüyor. Bahçede kalanı var, konteynerde kalanı var, dışarıda akrabasının yanında kalanı var. Çok mağduriyetler yaşanıyor. Bu mağduriyetler de gün geçtikçe artıyor. Artık bir yerde oturmak istiyoruz. Kendi yerimizi istiyoruz. Yerimizde evlerimizin yapılmasını artık istiyoruz. 2 yıl oldu. 2 yılın üzerinde kaçıncı sizin buraya gelişiniz? Her gelen bakandır, kurumdur, milletvekili hepsine buradan sesleniyoruz biz. Metrekaresine göre ev yapacaklarsa bizim vatandaşımız bizler buradan gidecekse biz gitmiyoruz. Biz Yeşilyurt Yeşilyurt insanıyla Yeşilyurtlu. Hepimizin burada anıları zaten gitti. Neden ben İkizce'ye gideyim ya? Bana yerinde yapacaklarına söz versinler. Ben Arslan'ın bütün komşumların evine paylaşırım. Ama 2 tane ne verip niye biz üçümüz gidelim? Biz rezerv veyahut da yerine dönüşümden değil. Biz karar istiyoruz. Bize yerine dönüşüm kararının bize açıklayıcısını size söyleyelim. Arsaları birleştirip 5 tane arsayı birleştirip 2 kişiye ev verip geri kalan 3'ünü TOKİ'ye mahrum ediyorsa biz niye bu yerine dönüşüm isteyelim? Biz kendimizin memleketimizde kalmak için istiyoruz. Bilmediğim bir yerde çocuk büyütmek istemiyorum. Bilmediğim bir yerde yaşam sürmek istemiyorum. Nerede bu devlet ya? 2 tane milletvekiline buradan sesleniyorum. Biz kendi sesimizi duyaramazken buradan kendileri bizim sesimizi duyurabilirdi. Oy zamanı da buraya geldikleri zaman biz de onları burada kabul etmiyoruz. Ya bizi burada tutacaklar ya da buradan hiçbir şekilde belediye başkanı, milletvekili hiç kimseyi kabul etmiyoruz. Yaşanın sebebi, müsebebi Yeşilyurt Belediyesi'dir. Komşu komşuya, mahalleyi mahalleye birbirine düşüren Yeşilyurt Belediyesi'dir. Bak görüyorsunuz herkes burası 100 yıllık mahalleler birbirine düştü yapması için. Burası rezerv alanınsa rezerv verir. Büyükşehir Belediyesi olarak temelli de rezerv alanında vatandaşı mı topladılar? Yok. Burada niye vatandaşı toplatıp birbirine düşürdüler? Çünkü ileri tarihte burayı zenginlere peşkeş çekmek için. Burası peşkeş çekilecek. Niye? Burası Malatya'nın nefesiydi. Rant burası. Rant burası. Rant yaptıracaklar. Rezerv istiyoruz.